Buyurun efendim. Bir de başka. Ve bu aynı sıra işte bir aksiyon içinde oldu. Ordu oksijenin yurdu. Benim her sene bir iki defa geldiğim bir yer. Şimdi iyi bir yönetiminiz var. Hilmi Bey'in başkanlığında ordu sınıf atlamış. Ordu Süper Lig'e çıkmış. Bunun kıymetini herkes bilsin. Ordu bir dünya şehri. Her gelişimde daha gelişmiş, daha değişmiş, daha güzelleşmiş buluyorum. Yani Ordu'da çok ciddi bir değişimi gördüğüm için çok hoşuma gitti, beğendim. Birçok şey değişmiş ama yani Türkiye'de çok şey değişti ama Ordu'da özel olarak çok şey değişti. O açıdan çok güzel çalışmalar var diyebilirim. Sayın Bakanımızın Ordu'yu %100 değiştirdiğini net olarak görüyoruz. Bir defa buradaki isimleri bir kenara çekseniz, silseniz. Birinin gözünü kapatıp dışarıdan buraya getirseniz herhalde İsviçre'ye geldi diye kendisini zanneder. İlk defa geldim. Çok sevdim. Mesela işte bizim sürücü arkadaş abi dedi beğendin mi Ordu'yu dedi. Oğlum dedim bir şehri beğenmezsin insanı beğenirsin. Yani hakikaten çok güzel insanlarsınız. Siz de katılın bu işin içine. Yani o sohbet, keyif, sıcaklık, samimiyet, şaka yapıyorsunuz. İnsanlar gücenmiyor, kompleksleri yok, yenmişler bazı şeyleri. Burada bir Trabzon'la Samsun arasında bir sıkışmış ekonomi hali vardı. Onu kırmış gözüküyor. Özellikle havalimanında etkisiyle. Turizminde de canlılık yaşanıyor. Yani sanki kendi potansiyelini ortaya çıkartmak için daha büyük bir hacim yaratmış kendine. Öyle gözüküyor ki 2-3 yıl sonra Ordu'dan daha farklı, daha büyük bir iyi haberler alacağız gibi görünüyor. Ordu daha evvel de ben ziyaret etmiştim. Daha belki ziyaretimde de çok beğenmiştim. Doğasına hayran kalmıştım. Fakat bu seferki ziyaretimde Ordu'yu inanılmaz bir böyle imaj değişikliği içerisinde buldum. Ya evet çok güzeldi ama şimdi çok daha güzel. Sayın Bakanımızın buraya Büyükşehir Belediye Başkanı olması bence Ordu için büyük bir şans. Çünkü öyle bir vizyon gerçekten Ordu kazanmış. Bunu gördüm. Ben tabii her zaman gastronomik olarak değerlendiriyorum. Gastronomi yazarı olduğum için. Kendisiyle de görüştük. Ordu'nun yöresel lezzetlerini daha çok tanıtabileceğimiz, işte festivallerin yapılması, gastronomi turizmine Ordu'nun açılması, Ordu bunun için çok müsait bir bölge. Tüm bunları kaldırabileceğini düşünüyorum Ordu'nun ve bundan sonraki günlerde de insanların Ordu'ya denize girmek için, yemek güzel yemek yemek için ziyaret edebileceğini düşünüyorum.